kurguyu yapan arkadaşlarımıza, editörlerimize. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Buradan sevgili yapımcımız Bilal'e sesleniyorum. Sesler. Bilal, bu montajı kimler yapıyorsa, kimler? Nasıl hazırlanıyorsa siz mi? Nasıl? Yani hakikaten o koyulan müzikler vesaire, ya Allah aşkına çok başarılı ya. Vallahi tebrik ederim, alkışlıyorum bu montajı yapan bütün ekip arkadaşlarımı. Muhteşemsiniz ya. Beterin çok sonundaki ya. O görüntüyü kastediyorsun değil mi? Hepsi. Müzikler de önceki şeylerde. Ama sosyal medyada böyle bir infial yaratıldı. Şimdi ilk paylaşım gelsin. Yeliz Yeşilmen eşin doğum gününü kutluyor. Yani herkes kutlayabilir. Gelebilir mi o paylaşım arkadaşlar? Fotoğrafla birlikte. Doğum günü o iş. Evet. Ha pardon. Doğum gününü kutluyor ve diyor ki mutlu yıllar aşkım, bugün doğum günü ne demiş güzel. Bir de. De belli ki yatağında kahvaltı hazırlamış eşine. Adam da atletiyle zaten, bir de yani mesela ben vatandaş olarak Ali Bey'in atletini ve bu yatağın pervazını çok iyi biliyorum. Bircan sen de biliyorsun. Ali abi şu an su içiyor, benim suyumu da içiyorsun Ali abi. Bak, yorumdan önce Ali abi bütün suları bitirdi. Şimdi böyle bir doğum günü paylaşım var. Ne diyeceksiniz kızlar, siz de başlayalım. Çok yani. Romantik. Romantik. Başak Dizer'in paylaşımıyla aynısı. Aynı yani, ne romantiklikte. Şimdi Ali abi kızacak çünkü madem öyle evinizde paylaşıyorsun. Ali abiye ben. Şimdi bu arkadaşların ikisi de Yeliz Yeşilmen'den korktukları için topa giremiyorlar. Kim? Yeliz Yeşilmen'i? Ece Erken, Ece Erken konu stüdyoya döndüğünde ne yaptı? Ne yaptı? Rejiye ve montajcılara teşekkür etti. Konuyu kapattı ama sen... Konuyu kapatmadım. Sen topu taca attı, sen tekrar topu sahaya soktun. Ben daha yorum yapmadım, yapacağım. Evet, sen yorumunu yap arkadan. Ali abi hayır, ben önce senin yorumunu bekliyorum. Ben çok merak ediyorum. Kusura bakmayın. Ama böyle bir doğum günü mesajı ne dersin buna? Yani kalibremde olmayan şeyler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Konuyu taca atıyorsun Ali abi. Hayır, çok net. Konuyu taca atıyorsun, ben taca atıyorsun ve ben de bu konu bitene kadar çiçekleri sulamak istiyorum. Su getirir misiniz? Bu konuyla ilgili ben de konuşmayacağım. Su getir aşkım. Allah rahmet eylesin. Ece konuşacak çünkü. Kamer Genç'in alışkanlığı değil miydi? Çiçek sulama. Ya çiçek sulayacağım aylar. Getir aşkım sen. Evet, sen çiçek soluyorsun. Evet, Ali Ece, abi konuşmak evet. Ececiğim, ben ne konuşacağım? Eşinin tepkisini çok merak kurmuş olabilir. Ece. Eşinin tepkisini çok merak ediyorum. Yani hani aslında burada mağdur olan eş. İtilmiş mi? Yani hayır şimdi... O zaman yerinde kakılmış mı? Hayır şimdi yani atletle belki adam rahatsız olmadı mı? Sen beni niye pijama giymiş halimi koymuyorsun? Niye beni madara ediyorsun şimdi demedim acaba? Şimdi ben size bir şey hatırlatacağım. Belki bu kadar yakından takip etmemişsinizdir Ali abi, mutlaka biliyordur. Bize de özel yazışmaları geldi Ali Bey. Daha bir ay mı oluyor Bircan? Herhalde bir buçuk ay önce. Bir buçuk ay önce falan. Atletli bir fotoğrafı Ececiğim ve Ali abi. Cuma'ya kadar. Bir kızla yazışıyor, diyor ki ben şu an bak yatak odasındayım, atletim yani kendini gösteriyor ve kızdan fotoğraf istiyor. Diyor ki sen de ne giydin üstüne bir göreyim diyor. Klasik fantezidir bu. Ne giyiyorsun, üstünde ne var şu anda? Üstünde ne var? Ama kız görüntüde hiçbir fotoğrafta kıyafet yoktu. Ve sonra kendisi de hayatım böyle atletli fotoğrafını, aynı bu yatak pervazı. Hatta o fotoğraf varsa verebilirsiniz arkadaşlar. Ya bunu nereden gördünüz siz? Aynı atlet. Yemin ederim aynı atlet. Tamam, nereden yazışıyorlar bunlar? WhatsApp'tan birbirlerine yazışıyorlar. Siz nereden gördünüz bunu? Bize her yere gitti bu ihbar olarak. Kimden? Hatta tamam, Ali Bey'in ilk eşine bile gitmiş. Bize gelmiş, herkese gelmiş. Bizden önce Yeliz'e gitmiş. Ya, WhatsApp yazışması... Karşı tarafı. WhatsApp yazışmaları iki kişi arasında oluyor. Tamam. WhatsApp değil bu, bilgisayarda, internette herhalde yazışmışlar. Instagram yazışması bu. DM. Instagram yazışması veya Facebook. Bilemiyorum. Bir şeydir. Bilal Özbilge biz düzeltsin. WhatsApp yani olsa... Şimdi Instagram'da ise başka bir şey... Hayır, Instagram. Instagram. Tabii, peki şimdi DM. Neyse Ali abi, karşılıklı konuşmalarda... Abi Instagram'da nasıl der ki bir evli bir insan başkasının... Kızına üzerinde ne giyiyorsun çekip... Şimdi onu onlara sormak lazım. Onlar bir cevap verdiler. Onu da söyleyeyim size. Instagram'da öyle bir şey, fotoğraf paylaşma var, türü... Var. Ben şimdi DM'den sana mesaj atacağım. Özele gidiyorsun ama. O zaman DM'ye gidiyorsun. Tam DM işte, özel yazışma. Ama Instagram üzerinden. Bir dakika. Evet. Instagram üzerinden özel yazışıyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Biri bunu paylaşıyor. Evet. Fotoğrafı çekip kamuoyuyla paylaştığı için... Aynen yani, öyle. Kamuoyuna paylaşıyor, evet, internete veriyor. Biz evet, de bunu biliyoruz evet. Böylece. Demek şimdi ki atletli adam Tufa'ya gelmiş. Kendisini de söyleyeyim. Atletli adam Tufa'ya gelmiş. Mağdur. Size bak şimdi ama atletli adam burada mağdur. Lazım. Atletli adam diyor ki ben bu diyor fotoğrafı kızıma yollamıştım diyor. Atletli fotoğrafını. Ama çocuklarının annesi de kızıma hiç böyle fotoğraf gelmedi diyor. Bu olay karışık. Kızıma da telefon kullanmıyor diyor. Biz bu olayı aktardık size.
Neticede şimdi aynı atletli adam. Ali Bey'in affına sığınıyorum ama yani kafamıza böyle atlet kazandı. Aynı mı? Bir ikisini atlet, yan yana verelim. Aynı tarz yani hani. Tarz da askılı da. Yine yamuk. Aynı, aynı atlet. Yamuk duruyor. Yine yamuk. Peki bir şey soracağım. Demek ki adam bu halini çok seksi buluyor. Şey vardı ya yanılmıyorsam Feriştah'tı. Bir Demet tiyatroda. Doğru hatırladım. Edelili kaslarıyla Feriştah. Yani bana doğru geliyordu. Feriştah'ın o görüntüsünü bulalım onu. Maytap yapalım ya o daha şey oluyor. O Mükremine mi aşık? O birine aşıktı filmde. Edelili kaslı. Edelili kasları. Mükremineydi galiba. Mükremine mi? Yok Mükremin'de öyle edelili kas yoktu. Şimdi saniye bu olayın büyümesi de size aktarayım. Bu fotoğraf, bu doğum günü kutlaması Deniz Akkaya'nın dikkatini çekiyor. Ve Deniz Akkaya storiesinde bu fotoğrafı paylaşıyor. Şimdi onu verelim arkadaşlar rica edeceğim. Deniz de komik ama yapmış. Storiesinde bir de yazı yazmış. Günaydın sevgilim, ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi yazmış. Bu arada söyleyeyim, Şebnem Ferah'ın bir şarkısının sözü. Onu kullanmış. Hatta şarkı varsa onu da verebiliriz arkadaşlar. Alttan duyalım. Güzel bir şarkıdır. Ben çok severim. Ama Deniz Akkaya bunu paylaşınca Yeliz Yeşilmen bundan rahatsız olmuş. Önce bu paylaşım rahatsızlık verici mi? Onu sorayım size. Ya bu paylaşımı... Ya neyse. İşte. Ece Erken bu konuda abi, sen uzman. Sen bizim duayeni olarak uzman. Sen bizden konuşuyorsun. Ya nereden tutayım ayağa kaldırayım bu konuyu ya? Nereden tutayım ayağa kaldırayım? Bu konuyu nereden tutayım? Ya acaba yani ben hakikaten şimdi kolay kolay koyulamayacak bir fotoğraf. Hepimiz hemfikiriz herhalde. Hani eşten izin almadan veya işte gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz bir fotoğraf değil. Öyle acaba diyorsun. Takipçi arttırmak adına mı yapılıyor? Hani bak şimdi konuşuyoruz masada. Hani gündemde olmayan bir şey bir anda Ali abi de yorum yapmayacağım dedi. Yorum yaptı. Ya evet, Deniz Akkaya'nın salaklığı yüzünden gündeme getirme sonra kimse konuşmayacak. Deniz başka işin yok mu böyle hesapları takip ediyorsun Allah aşkına ya. Bu paylaşımla ya alakalı. Ya salaklık derken orada şaka yaptım. Ciddiye alıp da bana o da yürümesin. Hani sosyal medyadan espri. Yeliz Yeşilmen giydiği çorabı kadar paylaşıyor. Yani sosyal medyayı zehirleyecek kadar çok kullanıyor. Bu fotoğraf için Ece'ye katılıyorum. Tam anlamıyla eşinden onay alması gerekiyordu. Ama onların arasında değişik bir ilişki ve değişik bir aşk var. Şöyle ki Yeliz Yeşilmen pastasını paylaşmış kocasına. Kocasının pastasının altında şunu yazdırmış. Kurt bakışlı aşkım nice senelere. Kurt bakışlı. O yüzden onların İnsana aşkı böyle... Birisi kurt bakışlı dedim hani eşin falan Ali abi. Ama Yeliz Yeşilmen gibi bir partnerim hiç olmadı. Onun için o duyguları herhalde... Ali abi şimdi... Ama adam kurt gibi bakıyor şimdi. Yapmayın yani adam çok kurt bakışlı. Sen doğru şimdi söyle. Abi böyle uyandın. Atletinle de uyuyabilirsin. Hanımın sana doğum günü diye bir jest yapmış. Böyle bir kahvaltı getirmiş. Sevinmez misin buna şimdi? Biraz da şey olalım. Pozitif olalım. Ya, pozitif de bakalım evet. Başak Dizel olayında olaya nasıl mı bakıyorsam bunda da aynı şekilde bakıyorum. Ben pozitifim. Eşler arasında bu tip jestler çok doğal. Ben çok isterim normal gelsin bana. Ama bunun takipçilerle paylaşılmasının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Hele yani bari şeyi biraz daha aşağı çekseydi. Yorgan mı var üstünde ne var? Pike mi var? Onu biraz daha aşağı çekseydi. Veya üstü alsaydı biraz. Yani evet biraz daha aşağı çekseydi. Servis tabağını iç çamaşırın üstüne bacaklarını falan da böyle teşhir eder. Ya bu sağlıklı bir şey değil bana göre. Evet peki. Ama bir şey soracağım Ali abi. O zaman şöyle bir durum oluyor. Eğer Yeliz Yeşilmen bunu kullanıyorsa, sosyal medyasında herkese kamuoyu açık bir yerde bunu gösteriyorsa Deniz Akkaya'nın da, işte Ece Erken'in de, senin de yorum yapma hakkın otomatik olarak oluyor. Aslında Deniz'in burada yaptığı pek bir suç yok ama hani onun üstüne vazife mi diye sorabilirsin. Hayır ondan demedim ben. Deniz Akkaya bunu dalga geçmeseydi bizim masaya da gelmeyecekti. Şimdi Yeliz Yeşilmen'in cevabını yani, size söyleyeyim. Deniz Akkaya'ya bir cevap katkı vermiş. Katkı sağladı. Deniz Akkaya onu vitrine çıkardı. Söylediğim o. Siz bunu nasıl yorumlayacaksınız? Bunu da merak ediyorum. Mutlu yıllar aşkım. Biz doğal Türk insanıyız. Atletli foto ile dalga geçenlere döndüm. Döndüm. K.Ç. Gülsün. Artık anlarsınız siz. Kaldı ki yüzlerce destek mesajı aldım. Biz oynamıyor, rol ve numara yapmıyoruz. Biz hayatı en doğal haliyle yaşayıp sevenlerimizle paylaşıyoruz. Bununla dalga geçmek, Türk halkıyla dalga geçmektir. Çok şükür açıkta bir şeyimiz yok demiş Yeliz Yeşilmen'in de paylaşım bu. Türk halkını arkaya alma fikri çok yaratıcı ama malzeme yeterli değil. Öyle söyleyeyim. Atletli yatak fotoğrafıyla Türk halkını evet, arkaya alamaz. Evet, bundan Türk halkı ne kazandı? Merak ediyorum. Türk halkı ayaklanmış yani, şu an. Yani düne kadar bu yoktu. Türk halkı
eksikliğini yaşıyordu. Bugün Allah razı olsun, sizi bize veren Allah'a şükürler ediyorum ki bizi bundan mahrum etmediniz. Ya Ali abi ya, of. Neyse. Ya astronomumuz yok mu? Başka evet, konu yok mu? Allah artık aşkına. Vallahi, bir de video var diyor ama Bilal geçelim verelim. Peki Bilal Özbilge diyor ki bir de videomuz var diyor. Hadi videoyu da verelim madem. Buyurun. Peki Yeliz Yeşilmen de böyle diyor. Kendisine cevap hakkı tanımış olduk. Şimdi ben size 2018'in ilk büyük aşkını gösteriyorum. Aa, hadi hazır bakalım. Mısınız? Evet. Aşkla başlasın, yıl aşkla gelsin. Dinleyen herkese efendim aşk inşallah nasip olsun. Ata Demirer sevgilisi Alara Bozbey'le bir fotoğraf paylaştı sosyal medyasında. Yanında da ailesi olunca Ata Demirer'in ciddi bir aşk bu diye yorumlar oldu. Paylaşım gelirse ben de altında yazanları okuyayım size ama siz nasıl buldunuz önce diyeceğim size bu aşkı. Ali abi sen biliyor muydun? Alara Bozbey'le 3 yıl önce de bir ilişkileri olmuş oyuncu. Sonra bir ayrılık yaşamışlar ama şimdi o zaman çok arada bir evlilik ciddi var. Evlilik bittikten sonra Ata Demirer Alara Bozbey'le birlikte olmuş. Haberlere göre bir ayrılık olmuş ama şimdi tekrar bir aradalar. Alara'yı bir görsek. Evet, en sağda. Hangisi? Şey, beyaz. Ha, en sağda. Ha. Evet. Bize göre sağda. Yaramedim ya, anlaştım. Bize göre sağda. Direkt el böyle gidiyor artık hani telefonlardan. Şöyle yapıyor değil mi? Alara hangisi? Bakalım diye. Evet. İlişki bu mu şimdi 2018'de? Ay maşallah. Evet, nazar 2018'de ben Ata Demirer'i çok seviyorum ve ilişkilerim de son derece saygılıdır o. Birçok ilişkiyi evlilik bitirip başlatmasına rağmen hiç kötü bir şey konuşmadı. Hiç de böyle taşkın hareketler de görmedik. Çok mutlu olması istediğim bir sanatçı bence Ata Demirer, ben öyle düşünüyorum. Bu arada Ata Demirer 45 yaşında, sevgilisi de ondan 14 yaş küçükmüş, onu da size söyleyeyim. 14 yaş bence çok ideal bir yaş. Hiç bulaşmayalım ve bana da tek hamile diyor çünkü. Sizin kaç yaş var? Bizim de 11. 11 yaş. Evet. Benim annem ve babam arasında çok güzel. Bence çok ideal bir yaş farkı bu. Ama şey ciddi gibi görünüyor. Sanki Ali abi aile de olunca şimdi anne ve kardeş de olunca o fotoğraf karesinde bunun başka bir manası oluyor mu? Söz mü kestiler diyoruz yani. Yani işin ciddiye yani gidiyor gibi. Ben öyle algılıyorum. Doğru vallahi mu yanlış ben mı? O fotoğrafta o köpeğe bayıldım ya. Kimin o köpek bilmiyorum ama. Tonton bir şey. Evet, o çok sevindim. Ya Allah Mesut Bahtiyar etsin. Allah herkese kalbine göre versin. Umarım uzun süre bir ilişkileri olur. Yani bunu sosyal medya hesabından deklare ettiğine göre demek ki ciddi bir ilişkileri var. Ama biz nikah dairesinden dönenleri de çok gördük. Yani şu anda Alişan böyle mutluluk fotoğrafı paylaşıyor. Sana bana veren Allah'a kurban olayım uğrunda öleyim Musa diye. Musa Varol'la değil mi? Soracağız Ece'ye. Çok soracağımız şey var. Ama benim kafamda hala ya acaba bir son dakikada Alişan yine çayar mı diye bir endişe var mesela. Daha doğrusu bir kurt bir tarafta dolaşıyor. Niye? Geçmişte yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diye bir söz var ya. Yani biz burada yazın programı yaparken yapımcımız dedi ki Alişan gelecek bize. Ben de yayından söyledim. Dedim ki Alişan Eda Erol'la gelirse gelsin, Eda Erol'la gelmiyorsa gelmesin. Niye? Niye? İlk defa bize çıksınlar ama birlikte gelemediler. Alişan tek başına geldi. Eda Erol telefonda bağlandı. Çünkü bir nispet paylaşımları vardı bize gelmeden önce. Hatırlarsın o dönemi değil mi? Alişan şeyin seksi fotoğrafları böyle hesabından paylaştım. Eda Erol. Tartışıldı. Sonuçta günün sonunda nikah masasına oturmadılar. Bence Ali abi reklamdan sonra Alişan'ın kankası var aramızda. Sıkıştıralım biraz onu. Bilmiyorum. Kim o acaba? Kim acaba? Kısa bir reklam arası reklamlardan sonra buradayız. Çok severim.